Bir yiğit gurbete gitse. Hadi bakalım. Güzel bir türkü. Yine de gurbet. Evet, her tarafı. Başına neler gelir, garip sılay andıkça, yaş gözüne dolar gelir, garip sılay. Yaş gözüne dolar söylerim coşa coşa. İş düşünce garip aşa, düşünerek gider gelir. İş düşünce ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Muhteşem. Deli Hocam. Çok güzel. Karacaoğlan, Rumeli'ye de giderseniz bir Karacaoğlan var. Azerbaycan'a da giderseniz bir Karacaoğlan var. Suriye'ye gittiğinizde Suriye topraklarında Karacaoğlan var. Irak'ta da bir Karacaoğlan sevdası var. Anadolu'da bir Karacaoğlan var. Ki bundandır Karacaoğlan'ın nerede doğduğu, nerede öldüğü bilmiyorum, tartışmalı hep bir konu. Fakat biz ne biliyoruz? Bu tarz büyük şairler, dev isimler halkın gönlünde doğarlar,
ve halkın gönlünde ölürler. Onun için ebedi hep yaşarlar. Karacaoğlan da bunlardan biri. Çukurova, Toroslar, Osmaniye, Gaziantep, yani Maraş, Adana, Mersin, bu bölgelerde yaşadığına dair rivayetler var. Sizce Karacaoğlan'ı biz nereli olarak anmalıyız? Şimdi bunu ben... Çünkü Anadolu'dan birçok insan izliyordur şimdi. Şimdi ben... Karacaoğlan, hatta Erzurumlar bile yani, bizimdir der. Onu herkesin olsun. Evet. Şimdi büyük olsun, hepimizin olsun, evet, olsun, bir yerin olsun da diyebilirsiniz. Yani şeyin herkese yetecek bir, herkese söyleyecek bir sözü olan bir insansa herkes ondan bir şeyler kapmalı ve dolayısıyla hani şey, nereli olduğunun bir önemi yok. Ne söylediğinin bir önemi var. Evet. Neler söylediğinin ve nasıl söylediğinin bir önemi var. Yani çok güzel. İşte kendisi diyor ki Karacaoğlan diye adım, yani Karacaoğlan diye ünüm duyuldu. 1015'te adım koyuldu. Yani bu da dolayısıyla neyi gösteriyor? Onda 17. yüzyılda yaşayan bir şairimiz, bir evet, bir ozanımız, bir 100 yılı biliyoruz. 17. biliyoruz. Ama bir şair. Ama neresli olduğunu bilmemiz mümkün değil, evet. Ama şöyle düşünün. Gurbet başlı başına Anadolu insanının illetidir. Yarasıdır. Göç, gurbet. Ve öyle ki zaman içerisinde insanlar gurbetten, kulturluktan sonra şeylere geçmiş, bizim kültürel genlerimize geçmiş bir gurbet duygusu kalmış. Sıladayken de gurbeti yaşarız. Mesela çok tasavvufta ne vardır? Gurbet der vatan diye bir anlayış vardır. Evet. Vatandayken kendini gurbette hissetmek. Evet. Böyle bir anlayış vardır. Keza mesela gurbet enteresan bir sözcüktür. Mesela garip kelimesi oradan türetilmiştir. Guraba kelimesi oradan, doğru, türetilmiştir. Ama bir de grup kelimesi de, yani batış da oradan türetilmiş. Çünkü insanın kendi olmadığı yerde, insan kendi memleketinde doğar, başka bir memlekette batar. Şey gibi, doğru, güneşin doğudan doğup batıda batması gibi. Fakat enteresan olan şey garp, yani batı dediğimiz kelimeyle gurbet kelimesinin kelime kökünün aynı olması. İkisi de batış. Evet. Ha, gurbet bir şeyin, gurbet Anadolu insanının gerçekten genlerine işlemiş. Mesela düşünün ki Kemalettin Kamu bu yüzyıllarca süren geleneğin etkisiyle olmalı ki ben gurbette değilim, gurbet benim içimde diyor. Evet. Eriyorum gitgide elveda her ümide. Gurbet benliğimi de aldı bir biçimde. Ben gurbette değilim, ne arzum ne emelim, yaralanmış bir elim, ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. Şimdi gurbet deyince aklımıza kim gelir? Gurbet deyince aklımıza gerçekten gezici ozanlar gelir. Doğru. Anadolu insanı gelir, askerlik için gidenler gelir, askerlik için gidip gelmeyenler gelir. Efendime söyleyeyim, yavrusunu bir şekilde bir savaşta kaybetmiş annenin feryadı gelir. Oğlunu Rumeli'ye gönderen babanın feryadı gelir. Yemen'e gidip gelmeyen adamın feryadı gelir. Fizan çöllerinde ölenlerin feryadı gelir. Bütün bunlardan gurbet ortaya çıkar. O yüzden de mesela insan acı çeken bir canlıdır. Evet. Mesela biraz dünya edebiyatından biraz haberi olarak olan birisi olarak söylüyorum. Mesela Baudelaire, Rimbaud gibi adamlar ölümün trajedisini çok güzel ortaya koyarlar. Çok da. Ama bir de mesela bizim türkülerimizde mesela ölümün trajedisini, mesela Karacaoğlan'ın Befelek Senin Elinden diye başlayan bir şiiri var. Biraz sonra müsaadenizle onu okuyacağım. Ona geçmeden önce bazı şeyler söylemek istiyorum. Mesela ölüm teması üzerine yazılmış birçok şiir var. Birçok güzel şiir var. Ondan sonra ölümü şebbi aruz kabul edenler de var. Öte taraftan Hazreti İsa'ya izafe edilen bir hikaye var. Orada diyor ki Hazreti İsa bir gün bir çeşmenin yanına gitti. Çeşmenin yalağından suyu aldı, içti. Su şeker gibiydi. Sonra testisine doldurdu, içti, acı. Bir daha boşalttı, bir daha içti, yine acı. Yine acı, yine testi bozuktur diye şey edecekken toprağa testi dile geldi. Dedi ki ben haksız yere öldürülmüş bir adamın toprağından yapıldım.
Üzerimden 100.000 kere su geçti ama ölümün acısı içimden çıkmadı. Evet. Ve bu mesela ölümün acısıyla ilgili insanın canı yanarken feryat eder Turan'ım. Hocam, Mehmet Akif de şiirinde diyor, bastın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Tanı. Aslında geçmişte o insanlar öldüğü zaman zaten toprağa karışıyor. O topraktan bazen bir bakıyorsun bir saray inşa ediliyor, bir ev inşa ediliyor. Belki evimizin duvarı bir insan cesedinin binlerce, 2000 yıl önce. Efendim bakın insanın testiler de öyle. Tabii insanın karakterini anlatırken ne diyoruz? Senin tıynetin bozuk diyoruz, evet, değil mi? Toprak. Yani çamurun. Doğru. Ha, senin çamurun bozuk diyoruz. Yani orada insanla toprak arasında böyle bir ilişki var. Evet. Hani tıynet-i Ebu'l-Beşer diye başlayan şiirler var, değil mi? Doğru. Ha, dolayısıyla bu tıynet, yani bu toprak dediğimiz şeyde de, bu dediğimiz şeyde mesela ölümden bahsettik ya, canı yanan adam feryat eder. Feryadının başkaları tarafından da duyulmasını ister. Mesela Yozgat yöresi olduğunu tahmin ettiğim bir Ziya'nın türküsü vardır. Ziya'nın türküsü muhteşem bir ağıttır. Kadıncağızın muhtemelen ya yavuklusu ya da eşi ölmüş. Çamlığın başında tüter bir tütün, sevda çekmeyenin yüreği bütün. Ziyam'ın atını pazara tutun, gelen giden Ziyam ölmüş desinler. Şimdi bağırıyor, diyor ki ya benim kocam öldü ya, bunun ötesi yok ki, ya da sevgilim öldü diyor. Yani bunun ötesi yok ya. Mesela öte taraftan mesela Yozgat Sürmelisi diye anılan bir türkü vardır ya, çok da güzeldir, dersini almış diye diyor ezber. Onun bir dörtlüğü vardır, genellikle okunmayan bir dörtlüğü. Orada ölüm dehşet güzel anlatılır. Evet, hocam. Nedir müsaadenizle? Evet, evet. Onu şöyle diyor orada. Evet. Diyor ki Yozgat'ı sel almış, sorgunu duman, Sıtkı ile severim ben seni inan. Ölüp de mezara girdiğim zaman ben susayım kemiklerim söylesin. Muhteşem. Hocam Karacaoğlan'ın şiirlerin muhtevasını ve ihtiva ettiği konuları birazdan detaylı girip konuşacağız ama Karacaoğlan'ın biz birçok yere atıp hani birçok yere tevellüdünün birçok yere ait olduğu söyleniyor. Ve buna binaen şöyle bir söz de irad ediliyor, söyleniyor. Deniliyor ki Karacaoğlan aslında bir tane değil, 4 veya 6 tane. Buna ne dersiniz? Ha, şimdi bunun bir kaynağı var. Evet, nedir o mesela? Gelibolu Ali'nin Mevalid-i Nefais diye bir eseri var. Evet. Orada diyor ki bazı insanlar kendi yazdıklarına değer katabilmek için altına Karacaoğlan diye yazıyorlar. Hmm. Ya da kendi söylediklerini, çünkü mesela ben söyledim olma. Mesela birçok insan kendi söylediği sözü değerli kılabilmek için der ki, Dostoyevski der ki aslında kendi sözüdür. Evet. Bizim eski siyasetçilerden bir tanesi vardı, şey derdi, Hüsçin'in dediği gibi, Hüsçin bir şeyin, bir siyasetçinin isminin kısaltmasıydı. Şimdi tıpkı söylemeyeyim hocam, bugün sosyal medyada onlarca söz paylaşılıyor. Evet. Tolstoy, Nazım Hikmet, Necip Fazıl diye, fakat hiçbirisi onlara ait değil. Değil tabii. Evet. Ha şimdi şey, Nasrettin Hoca'ya demişler ki bu kadar fıkra sana mı ait demiş. Ben imamım. Evet. 1/40 bana zekat düşer. Yani o 1/40 onundur. Yani 1/40'dır zekat ya. Evet. Ha. Onun gibi şimdi insanlar kendi mesela geçen hafta Zati'den bahsettik. Evet. Muhammed Nur Doğan hocamla konuşurken hani divan şiirinde en fazla gazel yazanlardan bir tanesi Zati. Doğru. Zati mesela siz gidiyorsunuz, genç bir şairsiniz, çok güzel bir imge yakalamışsınız. Ondan sonra bir şiir yazamayacaksınız belki. Belki bir tane bir berceste yazmış, oluşturmuşsunuz. Zati onu kendi divanına alırdı. Çünkü yok olup gitmektense orada kalmasını söylerdi. Şimdi Yunus Emre'nin de işte şeyde de işte Gelibolu Ali Mevalid-i Nefais'te diyor ki birçok insan hem kendi şiirine, kendi söylediğine değer katmak için Karacaoğlan diyor, bir kısmı da diyor. Bazı eracif de yani alçak herifler de diyor kendi müstehcenyetlerini ona mal ederler. Hmm. Diyor. Bu da beraberinde neyi getiriyor? Mesela Yunus Emre dev bir isim. O yüzden Aşık Yunus, Sefil Yunus, Derviş Yunus gibi isimlerle Yunuslar oluşuyor. Ve bu da gayet normal. Hocam geçmişte bugün sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu, kitabın bu kadar yaygın olduğu bir çağda bile hala insanlara atfedilen onlarca söz var. Geçmişte haydi ayrıldık çok tabii. Tabiatıyla yani. Şimdi işte birisi çıkmış demiş ki Mevlana demiş ki ne olursun ol gel. Mevlana'nın öyle bir sözü öyle yok. Öyle bir sözü yok. Doğru. Ha, şimdi söylersin yani dilin kemiği yok. Doğru. Çünkü biliyorsunuz kendini önemsetmek için bir yerlere dayanman lazım. Bir de
biz yabancı hayranlığına kapıldığımız günden beri, mesela Mekki diye bir şair vardır. Mekki bu Pargalı İbrahim'in ölümüne sebep olduğu söylenen adamdır. Hani Pargalı işte şey seferde, Romanya'daki seferden gelince evet. Heykelleri et meydanına diktiriyor ya. Sonra evet. Ondan dolayı da çok eleştiri alıyor geleneksel doğru. Çevrelerden. Onun üzerine Mekki bir şiir söylüyor. Ne kadar güçlü bir şey. Yani Farsça söylüyor. Diyor ki İbrahim Ahmet Beruyi Cihan yek put şiken budu yek put nişan diyor. İki İbrahim geldi cihana. İki İbrahim geldi cihana. Birisi put kırdı, birisi put dikti meydana. Ha mesela onun bir sözü var. Diyor ki makbul olmak istersen ya Urban'dan ya Acem'den gel. Tamam mı? Evet. Bizde Urban'dan Acem'den gelmeyen adamlar var. Mesela onlardan bir tanesi kimdir? Yunus Emre'dir. Mesela onlardan bir tanesi kimdir? Karacaoğlan'dır. Bir tanesi Erzurumlu Emrah'tır. Birisi Erişli Emrah'tır. Biri Ruhsati'dir. Biri Dertli'dir. Pir Sultan Abdal'dır. Derviş Muhammed'dir. Köroğlu. Köroğlu'dur. Bütün bunlar Urban'dan da gelmeyen, Acem'den de gelmediği halde senin değerlerini oluşturan insanlardır. Ve dolayısıyla kendini aşağılamak ya da kendinden olana değer vermemek bir çeşit bedevi refleksidir. Evet. Bedeviler birbirlerini katlederler ama bir hadari gördükleri zaman hazır ola geçerler diye birçok İbn Haldun'da buna doğru, şeyler var. Doğru. Oysa o senin şey bu Valla kurda yedirdim beni kitabını hatırlayın. Orada bir Hintlinin Marx'ın Asya tipi üretim tarzını okurken aşağıladığı adam benim babammış ya deyip Marksizm'den vazgeçişini anlatır mesela. Evet. Bizim burada aşağıladıklarımız da bizim adamlarımız. Çok doğru. Bizim dedelerimiz, bizim babalarımız. Hocam özetle şöyle diyebilir miyiz? Biz Karacaoğlu'nun 700 yüzyılda yaşadığını biliyoruz. Bir Anadolu insanıdır, bunu biliyoruz. Fakat doğumu ve ölümünü bilmiyoruz. Birkaç Karacaoğlan da olabilir. Ama daha sonra da ona atfedilen sözler, tabii canım. Şiirler var. Tabii canım. Özetle. Özetle bunu söyleyebiliriz ama şunu da söyleyebiliriz. Tabii buyurun. Bir Karacaoğlan tarzı vardır. Kesinlikle. Bu Karacaoğlan tarzı nedir? Onu birazdan konuşacağım. Evet. Bir türkü daha alalım Karacaoğlan'dan. Tabii. Neyi söyleyeceksiniz Mustafa? Değerli hocamızın az önce bahsetmiş olduğu gibi gurbetten bahsedeceğiz. Evet. Gurbette ömrüm geçecek türküsünü okuyacağım. Buyurun sizlere. Dinleyelim.
Ve...